Amerika Birleşik Devletleri Avrupa sömürge devletleri ve göçmenleri tarafından 18. yüzyılda kurulmuştur. Federal bir devlet olan ABD, 1776'da bağımsızlığını kazanarak uluslararası sisteme katılmıştır. ABD hükümetleri bir yandan yerlileri ve göçmenleri anayasal düzene dahil ederken aynı zamanda dünya gücü haline gelip uluslararası sistemin gelişmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. ABD dış politikası, ABD siyasi değerleri, maddi güç kaynakları ve uluslararası sisteme dönük stratejilerinden oluşur. Bunlar tarihsel ve kavramsal açıdan üç gruba ayrılabilir. Birincisi, dünyadaki imajını artıran federal, özgürlükçü, çoğulcu ve liberal demokratik değerlerdir. Bunlar ABD'nin soyut güç kaynaklarıdır. İkincisi, ekonomik, mali, teknolojik Bilimsel, askeri, siyasi kapasitesidir. Bunlar ABD'nin somut güç kaynaklarıdır. Üçüncüsü ise uzun vadeli planlarını gösteren dış politika stratejileridir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, 19. yüzyılda yalnızcılık, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Wilson idealizmi, Soğuk Savaş döneminde angajman ve güç dengesi, Soğuk Savaş sonrasında emperyalizmdir. Bu programı izledikten sonra ABD'nin uluslararası sisteme katılımının etkileri nelerdir? ABD dış politikası hangi araçları ve yöntemleri kullanarak uluslararası sistemin şekillenmesinde rol oynadı? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri dış politikası üstün güç kaynakları ve etkili dış politika stratejilerine dayanır. Amerika'nın soyut ve somut güç kaynaklarını kullanımı içinde bulunduğu duruma, zamana ve şartlara bağlı olarak farklılıklar göstermiştir. Bazen sert güç, bazen yumuşak güç, çoğunlukla akıllı güç kullanarak uluslararası sistemin şekillenmesinde etkili olmuştur. Amerika'nın bu güçlerden hangilerini kullandığı dış politika stratejilerine bağlı olmuştur. Program girişinde Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika stratejilerinin 18. yüzyıl sonundan günümüze kadar dört grupta incelendiğine değinmiştik. Bunlar yalnızcılık, Wilson idealizmi, angajman ve güç dengesi, emperyalizmdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yalnızcılığı ve yayılmacılığına değinerek açıklamalarımızı sürdürelim. Özünde Avrupa aydınlanmasının ürün olan ama Avrupa sömürgeciliğinden bağımsızlığını kazanan Amerika Birleşik Devletleri 19. yüzyılda yalnızcılık stratejisi izler. Monroe doktrini olarak da adlandırılabilecek bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın sorunlarına karışmama ve Avrupalı devletlerle çatışmaya girmeme amacı güder. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika kıtasında ve Pasifik'te yayılmasına yardımcı olmuştur. Avrupa'nın sorunlarından ve saldırılarından uzak kalan Amerika Birleşik Devletleri hedefini Amerika kıtasına ve batıya yoğunlaştırmış, böylece etki alanını genişletmiştir. Amerika Birleşik Devletleri dış politikası uluslararası sistemde bazen yıkıcı, bazen de yapıcı sonuçlar doğurmuştur yıkıcı politikaları, emperyalist müdahaleler, savaş ve askeri darbeler şeklinde ortaya çıkmıştır. Yapıcı politikaları ise demokrasi, kalkınma, insan hakları ve uluslararası kurumların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'na girmiş ve sonrasında yeni dünya düzeni kurma girişimlerinde bulunmuştur. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası sisteme etkisi ve katkısı bakımından ilk önemli hamlesidir. Wilson yönetiminin savaşın kazanılmasında ve Wilson ilkeleri çerçevesinde Milletler Cemiyeti'nin kurulmasında oynadığı rol, Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselen gücünü göstermiştir. Wilson'ın idealist uluslararası girişimleri beklendiği kadar olumlu sonuçlar vermemiştir. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası sistemi düzenleme girişimleri devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın kazanılmasında ve Birleşmiş Milletler Sistemi'nin oluşumunda oynadığı rol buna örnek gösterilebilir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler ve ona bağlı küresel ve bölgesel örgütler aracılığıyla liberal bir dünya düzen oluşturmaya çalışmıştır yalnızcılığı terk ettikten sonra ortak siyasi, ekonomik, askeri, ideolojik, kültürel düzenlemelerle uluslararası sisteme tam katılım sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler girişimleri uluslararası sisteme olumlu katkılar yaptığı kadar pek çok örnek olayda etkisiz hatta başarısız olmuştur. Bu iki kuruluş planlanan uluslararası barışı, güvenliği, istikrarı ve refahı gerçekleştirememiştir. Amerika Birleşik Devletleri devletler arası sorunların uluslararası hukuka göre çözülmesini sağlayamamıştır. Bu başarısızlığın nedenleri kabaca iki gruba ayrılabilir. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin uluslararası ilişkilerde hukuk ve ilkeler yerine güç dengesi ve çıkar hesaplarına göre hareket etmesidir. Bu 1945-1990 yılları arasında yaşanan Soğuk Savaş döneminin hakim politikasıdır. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası rakiplerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası düzen fikrine destek vermemeleridir. Bu konuda en önemli örnek Sovyetler Birliği'nin ideolojik ve askeri rekabetidir. Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaş boyunca Sovyetler Birliğine ve komünizme karşı anti-demokratik diktatör hükümetleri desteklemiştir. Demokratik bazı hükümetleri askeri darbeyle devirmiş veya devrilmesine destek vermiştir. Bölgesel ve ikili devletler arası savaşlara dahil olmuş ve hatta savaş çıkmasına neden olmuştur bazı Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlaline göz yumar ve hatta bizzat kendileri ihlal eder. Bunun son dönemdeki en büyük örneği Bush yönetiminin 2003 yılında Irak'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına rağmen işgal etmesidir. ABD soğuk savaş döneminde özellikle Avrupa ve Pasifik bölgelerinde kısmen de Orta Doğu ve diğer coğrafyalarda Barış ve istikrarın kurulmasında olumlu rol oynamıştır. Buna karşın soğuk savaş sonrasında emperyalist politika izleyerek savaş ve kaosa neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 11 Eylül 2001 sonrasında düzen kurucu değil, düzensizlik yaratıcı politika izlediği söylenebilir. Örneğin Irak, İran, Bosna Hersek, Filistin-İsrail sorunlarına bakıldığında ABD'nin Birleşmiş Milletler ilkelerini ve uluslararası hukuku ihlal edici davranışlar sergilediği görülür. ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesi, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a doğrudan veya dolaylı destek vermesi ABD dış politikasının olumsuz yönlerini gösterir bizzat Obama yönetimi tarafından açıklanan ABD'nin olumsuz rolü yine bu yönetim tarafından da tamir edilemez. Her ne kadar Obama bu yönde bir ümit olarak görülmüş olsa da genel olarak bakıldığında Obama dış politikasının da olumlu sonuçlar ürettiğini söylemek güçtür. Obama'nın Arap Baharı, Filistin'de iki devletli çözüm ve İran'ı uluslararası sisteme dahil etmek gibi radikal adımları düşünce olarak olumlu olsa da beklenen sonuçları vermez. Bunda kısmen Obama yönetiminin yetersizliği, kısmen de bölgedeki ve dünyadaki karşı güçlerin muhalefeti rol oynar. Bölgesel düzeyde İsrail, Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkelerin küresel düzeyde Rusya ve Çin gibi devletlerin muhalefeti etkili olur. Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının uluslararası sistemi şekillendirmesinde ne kadar etkin bir rol oynadığını gösteren tipik ve somut göstergeler vardır. Bunlar ABD ekonomisinin bilimsel gelişmişliğinin, ABD ordusunun, kültür ürünlerinin ve diğer pek çok alandaki faaliyetlerinin dünya çapındaki etkinliğidir. ABD dış politikasını ele aldığımız programların ilkinde Uluslararası sistemin ortaya çıktığı 17. yüzyıldan itibaren Avrupalı büyük devletler tarafından şekillendirilirken 20. yüzyılda ABD'nin öne çıktığını ele aldık. ABD Avrupa aydınlanmasının ve siyasetinin ürünü olsa da Avrupalı devletlerden nispeten farklı performans sergiler. Bu süreç ABD'nin güç kaynakları, stratejileri ve dünya düzeni projeleriyle bunlara destek veren ya da karşısında duran güçler kanalıyla gelişir. ABD'nin uluslararası sistemi şekillendirme süreci dört aşamada uygulanmıştır. 19. yüzyılda Amerika kıtasında ve Pasifik'te, 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler gibi küresel örgütlerde, Soğuk Savaş'ta ekonomik, mali, siyasi, askeri, kültürel politikalarla Avrupa'da, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da 11 Eylül 2001 sonrasında tüm dünyada etkili olmuştur. ABD 250 yılı aşkın bir süreçte olumlu ve başarılı performansıyla uluslararası barış ve güvenliğe katkı yaparken kısmen de emperyalist, gayrimeşru, illegal uygulamalarla uluslararası krizlere ve çatışmalara yol açmıştır. Bunun en önemli iki örneği George Bush ve Obama dönemlerinde olup, Trump'ın performansı konusunda da kötümsel görüşler yaygındır. Bu programda, ABD'nin uluslararası sisteme katılımının etkileri nelerdir? ABD dış politikası hangi araçları ve yöntemleri kullanarak uluslararası sistemin şekillenmesinde rol oynadı sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Amerikan Dış Politikası Ders Kitabı'nın birinci ünitesinde yer almaktadır.